أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yemin ederim o saf saf dizilenlere, sevku idare edip men edenlere, kitap okuyanlara ki sizin ilahınız bir tek ilahtır. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların, hem de güneşin, bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz, yere en yakın semayı, yıldızlarla süsledik. Ve orayı, her türlü şeytandan koruduk. Onlar, mele-i âlâya yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Dinlemeye kalksalar, kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır. Ne var ki, içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa, derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü, kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler. Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar. Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz. Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki, hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. Eyvah bize derler! İşte bize bahsedilen hesap günü. Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür, derler. Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin.
Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar. Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler. Tabi olanlar önderlerine, siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. O halde o gün hepsi azap çekmekte müşterektirler. İşte biz suçlulara böyle davranırız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi. Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resul'dür. Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları, yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan, her yönden mükemmel bir nasipleri vardır. Onlara meyveler vardır. Ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde
karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Yanlarında, kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır. Yanlarında, kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır. Birbirleriyle sohbete girerler. Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı? Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı? Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı? Şimdi ister misiniz onu size göstereyim? Dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp, onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. Şimdi ister misiniz onu size göstereyim? Dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp, onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. Şimdi ister misiniz onu size göstereyim? Dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp, onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. Şimdi ister misiniz onu size göstereyim? Dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp,
onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra, artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra, artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra, artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra, artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. Şimdi iyi düşünün, buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak, böylesi bir mutluluk mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. Şimdi iyi düşünün, buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak, böylesi bir mutluluk mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. Şimdi iyi düşünün, buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak, böylesi bir mutluluk mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. Şimdi iyi düşünün, buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak, böylesi bir mutluluk mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar. Zakkum yemeğinin üstüne bağırsakları parçalayan irin karışık kaynar su içerler. Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır. Onlar atalarını haktan sapmış durumda buldular. Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik. İşte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu. Ancak İçlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akibetten kurtuldular. Nitekim Nuh bize yalvardı da, biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri
o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık. Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kâfirleri suda boğduk. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi. Babasına ve halkına şöyle dedi: "Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz?" Babasına ve halkına şöyle dedi: "Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz?" Babasına ve halkına şöyle dedi: "Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz?" Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp "Ben galiba hastayım." dedi. Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş öylece duran yemekleri görünce, "Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Hiddetini tutamayarak iyice yaklaşıp putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk telaşla ve süratle onun yanına gittiler. O da, "Ah, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır," dedi. O da, "Ah, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır," dedi. Sonunda, "Haydin," dediler. "Onun için bir odun yığını hazırlayın da onu ateşin içine atın." Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik. İbrahim dedi ki, "Ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana." Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik. Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona, "Evladım," dedi, "ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe?" Oğlu, "Babacığım," dedi, "hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin." Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, "İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk," deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, "İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin.
onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Biz de ona, salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı, İshak'ı müjdeledik. Kendisine de, İshak'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında, iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de. Biz, Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da, milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık. Hem onlara yardım ettik de, galip gelenler onlar oldular. Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi. Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp, hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz? Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp, hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz? Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp, hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz? Fakat bunlar, onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp, hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak, Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. Sonraki nesiller içinde, ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a. Sonraki nesiller içinde, ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Lut da şüphesiz resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik. Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yunus da şüphesiz resullerdendi.
Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı. O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken, balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu, ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi. Üzerine gölge yapması için, orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu, 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca, bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik. Onlara, Mekkelilere sor bakalım, hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istat edecekler? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da, onlar buna şahit mi olmuşlar? Haberiniz olsun ki, onlar sırf iftira ederek, Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler. Haberiniz olsun ki, onlar sırf iftira ederek, Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp, Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız? Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı. Bir de tutup, Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler, bunu iddia eden müşriklerin, yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler. Ve şöyle derler, Allah, onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları böyle olmaz. Cehenneme götürülmezler. Ey müşrikler! Ne siz, ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Ey müşrikler! Ne siz, ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Ey müşrikler! Ne siz, ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır. Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip onu tenzih edenler biziz. Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk. Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk. Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk. Ama şimdi onu ret ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler. Şu kesindir ki, biz
elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza mahzar olacaklar. Şu kesindir ki, biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza mahzar olacaklar. Şu kesindir ki, biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza mahzar olacaklar ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar, azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı? Eğer öyleyse, şunu bilsinler ki, azap onların yurtlarına inerse, o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah, çok fena bir sabah olacaktır. Artık sen bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi Allah'adır. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir.